Yani ama yine de böyle bir dedikodu olmasın diye bastırmadım yani. Fahrettin Bey dedim ki siz dedim kendiniz ayarlayın dedim. Ama hiç kimseyi bulamazsanız Ahmet Akçı oradan gelebilir. Onu da zor ikna ettim zaten. Adamların kolejleri var bir sürü. 200 tane kolejleri var adamların. Adam işini bırakıp gelecekti yani. Anyway, herhalde Erzurum'un eski milletvekili büyük bir ihtimalle gelecek. O da fena adama benzemiyor ama Fahrettin Bey'i çıtayı çok yükseltti yani o manada. Fahrettin Bey'in tadını inşallah buluruz yani ama bulamayız yani. O noktada da öyle. Fahrettin Bey'e alışmıştık. Ama bu da şey yani böyle yüzü gülüyor adamın yani şey değil böyle. Biraz Kuru'ya benziyor böyle doğulu gibi ama. Yani Erzurumlu Türkmen kendisi Kürt değil ama Kürt gibi bir konuşması şeyi var. Aksanı var. Olsun yani kendisi eski radikallerden şey yani İslamcı bir adam yani böyle lanet sayın bir adam değil. He? Yok Erbakan'dan da değil. Erbakan hani Erbakan'ın son zamanlarında Erbakancı olmuş. Daha önce radikal bu Hizbullahçılardan gibi diyorlar yani radikaller. Sonradan yani partili çalışmaya başladı. Önemli değil. Siz ne yaptınız abi? İyisiniz. Beni çok soran oluyor mu? Bu adam nerede ilgilenmiyor bu işlerle falan. Öyle dedik. Ha iyi. Ya buldu herhalde ki bana bir şey demiyorlar. Bir daha istemiyorlar o evrakları. Sidney'i istiyorlar. Bir de Sidney'i dedim yani. Bu daha... Anasını satayım, İzzet mi olacak, Ali Şişman mı olacak? Gitmiş, Fahrettin Bey de benim yanımda şeyi, Asaroğlu'nu tanıyor musun sen? Abdurrahman Asaroğlu, o Marif'ten okul açtı ya. O da ayrı bir serseri. Siyasetin sesinden anlamıyor. Diyor ki Abdülkadir Sula olsun. Ya Abdülkadir Sula olsun da, Abdülkadir Sula'nın bir sürü dedikodusu var. Biliyor musun sen onu? Ya bir karı elden edilen birisiyle evlenmiş. Ondan sonra karıyı bırakmış gelmiş. Kadın ortalığı yaygaraya verdi. Duydun mu bunları sen? He iyi ki de duymadın. Boşver. Ondan sonra yok çocuğu da varmış. Kadın beni bile aradı. Ne kadar konuştu. Mesaj açtı. Üstümden zor attım kadını. Yani böyle ben dedim tanımıyorum dedim falan filan. Ondan sonra sen ne biçim... He İzzet'e kaldık abi. Ya ben izledim de bir kötülüğünü bilmiyorum ama yani herkes beceriksiz diyor ne bileyim yani ben de dedim ki o zaman dedim, kendiniz çözün dedim. Murtaza Yetiş'i aramışlar oradaki eski milletvekili var ya Adıyaman milletvekili. O da demiş de İzzet çok istiyor küser şey olur ben ona yardım ederim bilmem ne ederim. O zaman ne halleri varsa görsünler abi. Zaten... Bence yine yapacaklar onu doğru diyorsun. Ya zaten bunları oluştursunlar abi. Yani başkan olmaları şart mı anlatayım? Bunları kim olsa oluşturur yani. Yani Kambera Regaip bir bastırsaydın biraz daha belki şey yapardı. Geçen sene diyalog kurduğumuz Regaib'in adamları vardı. Sen Regaib'i bastır biraz. O fazla zaman geçmeden. Regaib'i sen sıkıştır bir daha. Ya kırılma zamanı değil şimdi desin. Bir şeyler desin. Boş ver o kırılmaları. Biz geçen sene oralara gittik. Görüşemedik. Biz aradık o kadar adamları. Niye kırılıyorlar? Yarın çıkıyorum inşallah pazar günü. İşte 15'inde oraya iniyorum Allah izin olsun. Efendim? Ramazan herhalde sahuru gökyüzünde imsak yapacağım. Miraç'ta. Tutarım ya niye tutmayayım ya. Ben hayatımda orucumu bozmadım.